İyi akşamlar. Öncelikle sözlerime yine yaşanan depremle ilgili konuşarak başlamak istiyorum. Unutmayalım ki oradaki insanların halen desteğe maddi manevi ihtiyacı var. Bunu hatırlatmak istedim öncelikle. Bu yaralarımızı hep beraber saracağız ama belki de bunlar yıllar alacak. O yüzden de lütfen desteğimizi hem maddi hem manevi elimizden geldiğince sürdürmeye devam edelim. Ailemden birinci derece yakınlarımdan şükür bir şey olmadı. Bildiğiniz gibi deprem anında ben de oradaydım ailemle beraber. Şükür iyiyiz ama çok kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz dostlarımız, yakın uzaktan akrabalarımız da oldu. Maçla ilgili konuşacak olursak açıkçası iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Defansif olarak takım çok önemli bir yol kat etti ben geldikten sonra. O yüzden de mücadelelerinden dolayı bütün her şeyi, bütün planları harfiyen yerine getirdikleri için de onları tebrik ediyorum. Tabii iyi taraflarımız olduğu gibi kötü taraflarımızı da söylememiz gerekiyor. Bugün topu kazandıktan sonra aslında üzerine çok çalıştığımız ofansif pozisyonların birçoğunda başarısız olduk. Açıkçası bu da beni biraz üzdü. Çünkü önemli de oyuncularımız var, kaliteli oyuncularımız var. Topu kaptıktan sonraki atacağımız ilk pas bizim için çok önemliydi. Ama bunlarda çok başarılı olamadık açıkçası. Çok basit hatalar yaptık. Eğer o konuda da başarılı olsaydık bence buradan galip ayrılabilirdik. Ama maçı yine kaybettik bugün. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Yıllarım burada geçti. Kaptanlık yaptım. Yardımcı antrenörlük yaptım. Başarılar kazandım. Buraya çıktığımda da açıkçası çok heyecanlandım. İnsan kendi evine uzun bir aradan sonra hele de rakip olarak geldiğinde biraz karmaşık duygular içerisinde olabiliyor. Ama sizin de beni tanıdığınız üzere biraz o konuda düz bir adamım. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim. Burada 300'den fazla maça çıkmış biri olarak burada maçın atmosferinin nasıl olacağını en iyi bilenlerden biri olarak aslında takımı da bu yönde hazırladım. Dediğim gibi ama neticeyi alamadık. Demedim desem yalan olur. İyi pozisyondu. Ama tabii Aytaç da aslında topa iyi vuruyor. Olmadı ama skor üretebilirdik o pozisyonda. Dediğim gibi her maçın planı aslında farklı. Bugün Haris'i solda oynatmamın nedeni aslında Galatasaray takdir edersiniz ki ligin neredeyse en çok hücum pozisyonuna giren takımı. Hücum varyasyonları çok geniş bir takım. Kenardan da gelebiliyorlar, merkezden de çoğalabiliyorlar. Buradaki benim ilk amacım aslında Galatasaray'ı bir şekilde durdurmaktı. Bence bunda çok başarılı olduk. Yetenekli oyuncularımızdan biri Münir. Münir'i de aslında topu kaptıktan sonraki bölümde kullanmakta amacım. O yüzden Haris'i en dirençli oyuncularımızdan biri olduğu için solda oynatmak istedim. Sonra onu ortaya almamın nedeni de tabii 1-0 geriye düştükten sonra bir şeyler yapmanız gerekebiliyor. Ama yine de orta sahada onun direncinden faydalanmak istedim. Daha gole yakın bir oyuncu aldım. Dediğim gibi aslında istediğim şeyler sahaya yansıtıldı. Sadece ofansif açıdan bir kalite eksikliğimiz vardı. Bu yüzden de fazlasıyla istediğimiz net pozisyonlara giremedik. Teşekkürler. Size de kolay gelsin.